Transfergo, göç hikayelerini sunar. Barış merhaba. Merhaba. Müsaadenle önce uzun zamandır göç hikayeleri videoları çekmediğim için bir izleyiciyle bir selamlaşayım. Tabii ki. Efendim uzun zamandır göç hikayeleri videoları çekemiyorum. Deprem girdi araya. İşte şu anda içinde bulunduğumuz barın açılış süreci beni çok yordu. Ama şu an onun keyfini yaşıyorum. Yani açtığım bardayım, Neukölln'de. Parkmış, oraymış, buraymış, uğraşmıyoruz. İçeceğimizi aldık. Sıcak ve rahat bir yerde nihayet göç hikayeleri çekiyoruz. Bu benim hayalimdi. Barış da benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Onunla hep konuşuyorduk. Ya işte ilk benle çeksene mekanda diyordu. Ya da ben mi söyledim bilmiyorum ama nihayet bunu yapabiliyoruz Barış. Çok mutluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Barış'ın göç hikayesi zaten başlı başına bir hikaye. Türkiye'den gelmiş, burada üniversite okumuş. Başından bir evlilik, çocuklar, geçmiş, iş hayatı. Babanın bir göçmen tarafı var değil mi? Evet. O yani siz ailecek biraz göçle iştigalsiniz. Evet. Abin burada, Hamburg'da. Onun da hikayesini çekmiştim. Aynen, 40. bölüm. 40. bölüm, aynen. Takip etmek isteyenler edebilirler. Göç hikayeleri 40. bölüm yazarsanız çıkar. O yüzden çok aileye de girmeye gerek yok, oradan baksınlar. Ama senin hikayen bence oldukça ilham verici. Zorluklarla dolu, başarıyla dolu bir hikaye. İstersen önce bir başla. Nereden geldin? Ne zaman geldin? Böyle bir yol çizeriz. Mersin'den 2007 yılında geldim. Üniversite okumak için. Türk Üniversitesi'yi kazandım. Burada okumaya geldim. Bu süreç içerisinde çeşitli işlerde çalıştım. Kaç yaşındaydın geldiğinde? 21. Çok genç. Sene kaçtı? 2007. Aynı zamanlarda gelmişiz aşağı. Değil mi? Aynen. Berlin'e mi geldin? Direkt Berlin'e geldim. Hı-hı. Berlin'de kaldım tabii. Bir arada bir iş için birkaç aylığına şeye gittim. Erbil bölgesine gittim. Onun dışında hep Berlin'deydim. Almanya içerisinde. Gelir gelmez okula mı girebiliyordun o zaman? Nasıldı? Yok. Şöyle oluyor. Hani test staff mıydı? Türkiye'de bir üniversite kazandıktan sonra burada okumak isteyen öğrencilere devlet 2 sene zaman veriyor. Test staff ya da DSA diye adlandırdıkları dil yeterlilik belgesini almak için. Direkt işte o 2 yıl boyunca o dile hazırlanırken burada bir şekilde hayatımı idame ettim. Sonra üniversiteye girdim. Nasıl geçindin? Yani var mıydı paran yoksa? Yok. Ben buraya 375 euro'yla geldim. 375. Aynen. Duruyor mu o para? Yok, daha durmuyor. Son 1 eurosu kaldı. Yani bunun direkt 200 eurosunu kursa verdim. Partnak şuraya. O zamanlar 200 euroydaydı. 80 eurosunu bir aylık sigortaya verdim. Mersin'den geldiğim için ceketim burada yeterli olmadı. O zamanlar hava çok soğuktu. Bir de 20 euroya indirimli bir ceket almıştım. İşte ortalama 75 euroyla hayata başladım burada direkt. Ahmet Bey'in ceketi gibi. O ceket duruyor mu? Yok. Öyle bir var ya, Barış Manço'nun bir ceket şarkısı çok hoşuma gidiyor. O geldi. Ben işe var yani sağda solda işte iş çalışmalara başladım. Ne yaptın? Tabii ki çalışma iznim olmadığı için yani pis işlerde çalıştım. Hani temizlik olsun, inşaat olsun, el yana dağıtma olsun. Hani günde kilometrelerce yürüme, aylarca. İnşaatlarda hani amelilik diye adlandırılan kısımları da yaptım. Parke de döşedim. Temizlik kısmında pis, yanlış yerlerin temizliği vardı. Yani işin en pis kısmı o. Oraların temizleme işlerini yaptım. Bina temizleme işleri. Öyle yani. Bir de tabii ki çeşitli bu temizlik işi olduğu için farklı farklı yerlerin temizliği oluyordu. Mesela? Yani şimdi tam yanlış okul kaldırılabiliyor. Ya da ne bileyim yanlış ev temizlenebiliyor ama ya yani işin en şey kısmı, tabii o zamanlar şok olmuştum ama şu anda gülerek anımsıyorum. Bir genel ev yanmıştı. Yani genel evde çalıştın yani. Tabii ya şey, işin şey kısmı şu. Annemi arayıp anne ben iş buldum, nerede oğlum bana diye genel ev deyince tabii ki çok hoş olmadı. İnşaat mühendisi oldun sen. Tabii tabii, yüksek inşaat mühendisi okudum. Yani Almanya'da, Türkiye'de bu var mı bilmiyorum da işte diplom engineer denilen hani yüksek bachelor'ın master'ın bir arada eğitim oldu. Şey gerçi bu ben son... dual sistem miydi? Yok. Ya, Türkiye'de zamanında yüksek mühendis deniyor. Neydi onun adı ya? Deniyor. Eski Alman sistemin adı neydi? Şu an diplom deniyor işte ona. Diplom diyorlar. Diplom aynen, zaten aynen. Ben son mühendisler dedim artık o yüzden. Ya bachelor master değil de diplom diyorlar. Aynen, tamam tamam tamam. Öyle işte şeyi bitirdim. İnşaat mühendisi oldum. Ondan sonra bir seneden fazla çalıştım. Büyük projelerde yer aldım. Sonra iş yerinde mobbing vardı biraz. Ben de çok alttan alabilen bir insan olmadığım için bıraktım o dönem. Almanlarla? Tabii. Sadece direkt Alman firması, büyük Alman firmasıydı. Ondan sonra bıraktıktan sonra dedim biraz ara vereyim. O ara zarfında pazarda bir boşluk gördüm. Sosyal medya yeni yeni patlıyordu. Tabii benimle hiç alakası yok ama. O zamanlar işte iş ortağıma dedim, şimdiki ortağıma dedim gel böyle bir şey yapalım. Sosyal medya içerik üretip firmalara tanıtalım diye. O da tamam dedi. Öyle başladık. İşte AR City Media'yı kurduk. Şu anda hani Almanya devlet kurumlarını, Arbeitsamt, Job Center, Knapschaft. Mesela Tesla ile çalıştık. Havalimanının açılmasında eleman bulmada çalıştık. Ona gelecektim. Siz işinizde tabii çok başarılısınız ortağınla. Aynen. Ali ile değil mi? Ali ile kurduğunuz şirket çok yani, iyi gidiyor. Evet. Onun da açıklama bölümüne linki koyarız. Aynen. Belki sana ulaşmak isteyenler tabii, olur. Tabii. Ona gelecektim zaten ama iyi anlattın yani. Tabii, o zaman biraz daha şey yapayım. Hani orada yani şey hoş kısmı şu. Hani biz iki Türk olarak yani Alman kurumlarına çalışabilme başarısını gösterdik. Ya işin güzel tarafı şu. Avrupa Komisyonu mesela Tesla ile iş yapacağı zaman Alman devletine soruyor Arbeitsamt. Hani de eleman diye.
Onlar da diyor ki RCT medyası yardımcı olabilirdi. Yani referans olarak o tarafa gelmesi tabii ki çok gururluyum. Onun dışında çeşitli kurumlara, büyük kurumlarda çalışıyoruz. Büyük firmalarda çalışıyoruz. Barış, mutlu musun? Şu an mı? Şu an mutluyum, evet. Ya her şey iyi mi gitti? Yolunda mı gitti? Zorluklar olmuyor mu? Tabii ki çok inişli çıkışlar oldu. Şimdi göç hikayelerini izleyenler şunu merak ediyor. Yani biz de gidelim mi? Ya gelsinler. Senin çok güzel bir tabirin var. Göç hikayelerinin istediği bazı şeyler var. göç ister. Aynen öyle. Söyleyebilirsin o. Tabii canım. Meşhur oldu artık o. Tabii. Yani. Göçün gerekliliklerini yerine getirirseniz tabii ki insan, şimdi hani en sonunu anlatıyoruz biz. Bunun geçmişi ağır, hani bilerek anlattığım kısımlar tabii ki o iş değil. Mesela ilk geldiğim zamanlar çalışma izni olmadığı zaman arkadaşlar 2 hafta 3 hafta çalıştırıp sadece 100 lira para veriyorlardı. Mesela ben ilk o 100 lirayı aldıktan sonra bir ayakkabı almak gerekiyordu. Ayakkabım yoktu. Mesela 105 liraydı ayakkabı. Bir de 5 lira üzerine borç aldım. Mesela bunun üzerine babamı aramıştım rahmetliyi. Demiştim ki baba, şu zamana kadar sana yaptırdığım bütün gereksiz harcamalar için özür dilerim demiştim. Mesela o zaman insan anlıyor bazı şeyleri. Yani tabii ki çok hak yenme olayı da çok oldu. Oluyor ya. Tabii belli bir güce ulaşana kadar, belli bir seviyeye gelene kadar çok eğlenceli değil. Tabii ki aile varlıklıysa ya da belli birikimle geliniyorsa o hikaye farklı oluyor tabii ki. Ama ben gerçekten sıfırın altına geldim. Havada kararıyor tabii. Saat kaç? Saat 4.30 oldu almak. Bugün güneş de yok. Seni çok etkileyen olaylar da oldu. Ben de yakından bildiğim için. Herhalde bu şimdi sen konuşunca aklıma geliyor. Mesela biz buradayken de hayat memat mücadelesi. Orada bir yakınlarımızı kaybediyoruz falan, değil mi? Böyle göçün acı tarafları da var. Yani doyamıyorsun aslında yakında. Hep bir şeyle bekliyorsun, değil mi? Bir gün işte birlikte oluruz, şunu yaparız, bunu yaparız. Zaman geçip gidiyor. Ya aynen, o beklenti oluyor. Tabii ki ben bu süreçte babamı kaybettim. O dediğinin üzerine bugün zaman geçiririm, yarın zaman geçiririm diyor. Ondan sonra tabii ki çok pişmanlıklar oluyor. Her ne kadar çok zaman geçirsem de, elimden geldiği kadar her ay gitmeye çalışsam da. Ama sonra kalan tek pişmanlık, özellikle göçteyken, keşke daha fazla zaman geçirseydim ya da keşke burada olmasaydım gibi düşünceler oluyor. Yani bir de kötü haberleri de burada alıyorsun. Tabii, bir burada yalnız başına yaşıyorsun, eğer ailen de yoksa onunla başa çıkmak zorundasın. Peki Almanca? Ya Almanca şu şekilde, ilk geldiğim zamanlar tabii ki kursa başladım direkt. Hani devlet sizden C1 sertifikasını istiyor üniversiteye başlayabilmek için. Ya da buna ek olarak yani eşdeğerli olan TESDAF ya da DSA. Burada kursa gittim. Ve kursa gitmişken de ve ilk zaman geldiğim zaman hiç kimseyi tanımadığım için de mecburen sınıftaki arkadaşlarla iletişime geçiyordum. Arkadaş çevresi olarak. Onun dışında işte bir şekilde çalışıyor. İnsan mecburiyeti varsa hızlı bir şekilde öğreniyor. Zaten üniversiteye gidince de öğrenmek zorundasın. Tabii ki. Orada i̇şte insanlarla da. Dediğim kısım o, hani o şeye kadar geliyor. Irkçılığa uğradın mı hiç? Irkçılığa uğradım ya. Çok uğramadım mu diyen var mı? Kuzama kadar göç var, çekiyorsun oluyor. Ama. Var var. İyiymiş. Beni Alman zannediyorlar diyen var. Ha, olabilir. Ya da işte ki. Beni hiç Türklere benzetmiyorlar ki, niye ırkçılık yaşayacağım diyen var ya, var. Hoş yorum. Çok yok da var. Ya benim mesela anlatabileceğim böyle en soft kısmı, üniversitedeyken çok yoğun, eğitimi çok yoğundu. Bir tane derse çok girememiştim. Eski sınavlardan çalışayım dedim. Biz arkadaşlarla çalışıyorduk işte, çalışma grubumuz vardı. Eski sınavları toplamıştım ben. İnternette yüklemişlerdi. Ona çalıştım. Şansıma da eskiden sınavdan birkaç yıl öncesinde birisi 1.0 almış. Yani buranın en iyi notu. Ben en son bir önceki akşamda o sınavı çözmüştüm. Ertesi gün şansıma bizim profesör geldi, dedi ki çok fazla zamanım yok, eski sınavlardan birini de tekrar vereceğim size dedi. Ve o sınav çıktı. Ben de çok çok mutlu oldum ve o sınavı hatta hatalarını düzelterek yapmıştım. Sınav sonucunu beklerken bana 4 geldi. Ben de konuşmaya gittim. 4 kötü not burada. 4 tabii kötü not. Yani. Türkiye'de iyi ya biz. Ya Türkiye'nin de aslında şey ikisi. İkisi. Aynen. Profesöre gittim, dedim ben neden 4 aldım dedim. Aramızdaki tek fark dedim, yani kağıtta yazan soy ismin farklılığı mı dedim. İstiyorsan da tekrar kontrol edeyim dedi. Bu sefer ama 5 alamayacağının garantisini veremem dedi. 5 de buranın en kötü notu. Tabii hani bu burada en azından anlatacağım ben şeylerden birisi. Böyle neler yaşıyorsun değil mi burada neden yani? Neden neler var tabii de hani çok. Bir de zaten var. Almanlar genel olarak hani çok öyle bizle ilişkiye girmeyerek ırkçılığın kralını yapıyorlar yani. Aynen öyle ya, değil mi? Yok sayarak. Belli bir seviyeye gelene kadar yoksun ya. Aynen. İş olarak, güç olarak, iletişim olarak hani elin kolun uzanmaya başladığı anda belli bir çevreye girdikten sonra ırkçılık bitiyor. Şu an hissetmiyorsun. Yok şu an. İş dünyasında falan da hiç. Hayır. Bir dönem tabii ki belli bir yere gelene kadar hissettik onu. İlk adım atarken mesela büyük Alman firmalarına başvuru yaparken falan filan tabii ki bir ön yargı. Irkçılıktan ziyade çok ciddi bir ön yargı oluyor. Çünkü tabii ki bizim insanlarımız da zamanında çok suistimal etmişler güvenleri. Hani tamamen bütün suç Almanlarda ya da Almanya'da diyemeyiz. Hani iyi niyetli olanları da ön yargılara getirmiştir bazı arkadaşlar. Kim olduklarını bilmiyorum ama onu ön yargıyı görünce tabii ki böyle bir sonuç çıkıyor. Herhalde referanslar seni sonra ırkçılıktan kurtarıyor değil mi? Tabii. Peki geleceği nerede düşünüyorsun Barış sen? Bunu hiç konuşmadık. Geleceği... Sen, yok, senin var öyle planların. Vallahi, Almanya'dan gitmek, burayı sevmiyor olmak falan. Peki sevmiyorsun? Yok, ben sıcak ülke seviyorum ya. Hani o yüzden. Tabii yılın belli bir çoğunluğu sıcak olan ülkelerden birine birkaç yıl sonra. Türkiye. Yok, Türkiye değil artık. Ne yapacaksın sen? Annen Türkiye'de ya. Başka yerde. Başka bir sıcak ülkeye gideceksin. Aynen. Bak bunu ben hiç duymam. Gerçi var ya, İspanya'ya gidenler var artık. Hı-hı. Yunanistan var. Var yani, dediğim gibi araştırıyorum şu anda en yakın şeyi. Geçenlerde Dubai'ye gittim, oraya bak.
baktım bir. O da çok sıcak yazıları. Orası olmaz. Dubai, boş ver Dubai. Hayır, görmüyor musun? Bakıyorum ne şey. Orası klima soğukluğu yani. Tabii tabii 18. Buradan soğuk. Her yer 18. Bir de Berlin'den Dubai'ye de biraz sert bir geçiş. Çok sert geçiş. Buranın bu, yavaş yavaş. Bu barı özlersin bak bu. Yok geleceğim zaten. Ruhunu özlersin anlıyorum. Berlin'in ruhunu. Mecbur çok mecburiyetim var buraya geri gelmek. Çocukların var ya. Tabii canım. Bir tane nasıl Almanya'da çocuk yetiştirmek? Yani nasıl diyeyim? Türkiye'ye göre daha kolay. Sebebi şöyle. Türkiye'de çok fazla şımartma olayı var. Herkes herkese karışıyor. Hani çocuk senin olmuyor, sizin oluyor, herkesin oluyor. Evet. Herkes her şeye karışabiliyor. Sen bugün bir disiplin vermek istiyorsun. Ne bileyim annen geliyor, bozuyor, dayın bozuyor, komşu bozuyor, bakkal bozuyor. O yüzden burada özellikle benim ailem olmadığı için, gerçi de çok ailem karışmaz ama hani genel olarak çevrem olmadığı için daha... Bir de tabii eğitim sistemleri bedava ve iyi yani. Bir de senin çocuklar da maşallah çok tatlılar. Hem evet, çok güzeller hem de çok düzgün yetiştirilmiş. Vallahi Barış çok teşekkür ederim. Varsa söylemek istediğin şeyler gençlere. Gerçekten insanlar istiyorlar nasihat yani. Şöyle ne söylemek istersin böyle tecrübelerinden süzülen? Gelmeden önce. İllaki zorluk yaşayacak. Hayalinizin peşinden koşun. Sonuna kadar gidin. Öyle ya da böyle oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Transfergo göç hikayelerini sundu.